olarak başlamak istiyorum. Taliban'ın ya kadınlara o kadar hakkını çizmeyeceğiz, kadınların haklarını o kadar da yok saymayacağız anlamında söylediği o çerçeve, yani sokağa çıkabilecekler, bir insanın sokağa çıkabilmesinin bir hak olarak söylenmesi gerçekten bana acayip geliyor ama o çerçevenin içine kadınlar sığabilirler mi? Evet, öğretmenlik, doktorluk ve mühendislik yapacaklar. Peki, bu çerçevenin içine kadınları sığdırabilir miyiz? İyi akşamlar. Sesimi alıyorsunuz değil alıyoruz, mi? Alıyoruz. Alıyoruz Sidan, buyurun. Evet. Şimdi şu anda biz Taliban'ın kadınlara, kadınlar üzerinden yaptığı söylemler, çağrılar, dünyaya vermek istediği, çalıştığı bir algı var. Ve şu anda farkında, hani şu da dikkatimi çekiyor, işte dünya devletleri Taliban'ı tanıyacak mı noktasında bunu tartışıyoruz. Aslında bunlar hepsi birer sonuç. Uzun yıllardır her ne kadar bugün Taliban, efendim bazı çevrelerin Türkiye'de de bir algı oluşturmaya çalışarak ABD emperyalizmini yendi, bir direniş hareketi, Taliban'ın zaferi gibi, sanki bir direniş hareketiymiş gibi, sanki ABD'nin oradaki varlığını kendi mücadelesiyle yenilgiye uğratmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Halbuki defalarca Beyaz Saray'da Taliban yöneticileri ABD yetkilileriyle görüşmeler yaptılar yıllardır. 2 yıldır Doha'da defalarca bir araya geldiler, taraflar görüşmeler yaptılar. Bugün gelinen noktada Taliban'ın kadınlar da dahil olmak üzere toplumsal ve insan hakları çerçevesinde ve kadınlara da sokağa çıkabilecekler gibi son derece hadsiz ve ukalaca kendilerinin iznine tabi bir kadın yaşamını dizayn etme zihniyetini ortaya koyması bile başlı başına bir faciadır. Dünya devletleri, tüm yönetimleri kadınların yaşamlarının nasıl bir faciaya ve cehenneme mahkum kalacağını tamamıyla bilmelerine rağmen yıllardır Doha'da devam eden bu görüşmeler sonucunda, buna Çin dahil, Rusya dahil, Amerika dahil, küresel tüm emperyalist güçlerle ve bölgesel dinamiklerle Taliban ve uçağına binip arkasına bakmadan kaçıp giden Cumhurbaşkanı dahil, orada yıllardır yolsuzlukla insanların iliğini kemiğini sömüren yönetimler dahil olmak üzere bugün Taliban'a yol açılmıştır. Taliban'a ülke teslim edilmiştir. Taliban'ın başta kadınlar olmak üzere toplumu nasıl bir yaşama mahkum ettireceği bilindiği halde dünya buna göz yummuştur. Nasıl tanımış tanımamış bugün Taliban'a ülkeyi teslim eden tam da kabul edecekler mi, tanıyacaklar mı, tanımayacaklar mı diye tartıştığımız tüm ülkeler ve aktörlerdir. Dolayısıyla bugün Afganistan sadece Taliban döneminde değil, yıllardır zaten geleneksel anlamda kadınların yaşamak zorunda kaldığı, kadınlar için en talihsiz coğrafyalardan birisidir. En derin, en travmatik, kadınların yaşamlarını ayakta tutmaya çalıştıkları bir ülkedir, bir toplumdur. Kaldı ki son 20 yılda, 2001 yılından bu yana kadınlar kısmen, çok ağır ağır da olsa bazı kazanımlar elde etmeye çalıştılar. Çalışma hayatında, eğitim hayatında, sosyal yaşamda, sanatta, kültürde küçük küçük adımlarla da olsa çok toplumun geneline nispetle çok azınlıkta olan bir kadın topluluğu da olsa bunu başarmaya çalıştılar.
Çünkü neden bunu diyorum? Toplumun geneli 3 aşağı 5 yukarı zaten Taliban zihniyetinde. Taliban derken diğer farklı gruplarla, odaklarla, örgütlerle, hareket ne derseniz deyin farklı yapılanmalarla zaten çok da farklılıkları yok Taliban zihniyeti peki, olarak. Hüda Hanım, bu noktada şunu sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'nin bu işin tam kitabın ortasından dalması gibi bir anda Amerika çekildi ve Türkiye bu kendini iktidar bir angaja etmiş gibi görünüyor. İşte biraz önce söyledik, yok yatırım yapacağız diyor, Taliban'ın üst düzeyiyle görüşeceğiz diyor, zaten diyor din kardeşiyiz diyor. Şimdi diyor ve diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidarın pozisyonu şu anda öyle. Ha dünya buna ne der, ilişkiler nasıl olur bilemeyiz ama söylemde böyle. Ama bizim burada Emin'le birlikte merak ettiğimiz ve sorgulamaya çalıştığımız şu, bu siyasetin dilindeki bu söylem Türkiye'deki kadınlar, kadın hakları ve buraya ithal edilebilecek bu zihniyet açısından bir sorun teşkil ediyor mu? Yani böyle bir tehlike görüyor musunuz? Siz halkın içinde olan bir milletvekilisiniz. Bu Taliban'ın tanınması, Türkiye ile kuracak ilişkiler, gitmeler, gelmeler, iç kamuoyuna Taliban'la biz aslında aynıyız, o kadar da farklılık değiliz söylemi zarar getirir mi? Karşılık bulur mu? Nasıl okuyorsunuz nabzı? Aynısını birazdan Canan Hanım'a da sormak istiyorum. Buyurun. Türkiye'de yetkililer ve başta Cumhurbaşkanı olmak üzere daha Taliban Kabil kapılarına gelmeden bile bu sıcak mesajları tanıyabileceklerine dair mesajları vermeye başladılar. Tabii ki bu Afganistan'da başta, bakın altını çizerek söylüyorum, kaldı ki Kabil Havaalanı'nın yönetimine talip olma ısrarı Türkiye'nin, başta havaalanı olmak üzere genel anlamda Afganistan'da hem uyuşturucu trafiği, dünya küresel anlamda bir uyuşturucu trafiği, hem de çok ciddi yeraltı zenginlikleri dahil olmak üzere tüm küresel güçlerin, aktörlerin zaten kapışma alanı. Ve Taliban'a hani bazı çevreler diyorlar ki zaten Taliban uyuşturucuya karşı idam cezası veriyor gibi fetvalarından bahsediyorlar. Şunun çok iyi bilinmesi gerekiyor. Taliban İslam Şurası dediği dinamikleriyle, yani birimleriyle zaman zaman defalarca buna benzer fetvaları çıkarmışlardır. Nedir bu fetvalar? Yani siz bu uyuşturucuyu Batı'ya satarsanız caizdir. İslam ülkelerine satmamak kaydıyla, Batı'ya satmak kaydıyla caizdir fetvası bile verilen bir ülkedir ve Taliban dahil Afganistan'da hiçbir dinamik uyuşturucu ticaretinden bağımsız değildir. Ve bütün küresel aktörlerin Türkiye dahil olmak üzere son derece iştahını kabartmaktadır. Şimdi burada Türkiye'nin bu sıcak mesajları bir tarafa, biz kendi içimize baktığımızda evet Taliban gibi ve gerçek, hani bu sadece dinsel anlamda değil, bakın bunun altını özellikle çizmek istiyorum Türkiye'ye gelmeden. Taliban eşittir dinsel anlamda bir baskı, gericilik, yobazlık, muhafazakarlık, tutuculuk değildir. Orada Taliban dahil diğer tüm savaştığı, birbirlerini tekfir eden diğer tüm yapılar da inanç olarak zaten aynı mezheptendir. Aynı mezhepten, aynı inançtandırlar. Farklılıkları nedir? Hepsi etnik ve mücadeleleri tamamen milliyet üzerinedir. Irksaldır, etniktir mücadeleleri. Ve etnik mücadelelerinden dolayı, milliyetçilikten dolayı yıllardır, bakın Rusya'dan sonra aynı mezhepten, inançtan olan onlarca grup, örgüt birbirlerini katlettiler, yıllarca savaştılar. Yani bunlar dinsel farklılıklardan dolayı değil.
orada baskın olan toplumsal gelenektir. Gelenek çok baskındır orada. Yazılı evet. olmayan bir inançtır. Yazılı olmayan bir yasadır ve başta kadınlar olmak üzere insan hayatını, kadın yaşamını hiçleştirecek kadar çok ağır yaptırımlar içerir. Dolayısıyla dinsel formu da bir sos olarak kullanmaktadırlar. Ve bu sos olarak kullandıkları o görüntüdeki dincilikleriyle birlikte bu ağır gelenek tutumları ve pratikleriyle orada birbirlerine karşı da acımasızdırlar. Ama hepsi aynı zamanda kadınlara karşı da yaşam hakkı, sosyal yaşamı tanımayacak kadar bir evet. özgürlük alanı bırakmayacak kadar da tutucudurlar. Fakat Türkiye'ye geldiğimizde, Türkiye'de